Tiroid boyun ön kısmında soluk borusunun hemen önünde bulunan küçük bir organdır. Tiroid bezi kelebek şekline benzer, ortasında küçük bir parça ve yanlarda kanat şeklinde kısımları vardır. Tiroid bir salgı bezi olup vücudumuzun çalışması için hayati öneme haiz çok önemli hormonları salgılamaktadır. Bu hormonlar T3 ve T4 adı verilen hormonlardır. Bu hormonlar metabolizma hızını kontrol etmektedir. Metabolizma, vücudumuza alınan besinlerin enerjiye dönüşümü işlemine verilen isimdir. Metabolizma sonucu üretilen enerji, organlarımızın normal çalışması için gerekmektedir. Metabolizmayı bir elektrik jeneratörüne benzetebiliriz. T3 ve T4 adı verilen tiroid hormonları, vücudumuzdaki tüm hücrelere ne kadar enerji kullanacaklarına dair bilgi vermektedir. Tiroid bezi düzgün görev yaptığında metabolizma normal hızında çalışmaktadır. Tiroid hormonları vücut tarafından kullanıldıkça yerine yeni T3 ve T4 hormonları tiroid bezi tarafından üretilmektedir. Tiroid bezinin çalışması beyinde hipofiz bezi adı verilen bir bez tarafından kontrol edilmektedir. Hipofiz bezi kandaki tiroid hormonlarının seviyesini kontrol eder ve duruma göre tiroid bezinin hormon üretip üretmemesi gerektiğini ayarlar. Hipofiz bezi bu işlemi kendi ürettiği başka bir hormonu kullanarak denetler. Bu hormon TSH hormonudur. Kanda T3 ve T4 hormon seviyeleri azaldığında hipofiz bezi bu eksikliği algılar ve TSH hormonu üretir. TSH hormonu ise kan yoluyla tiroid bezine ulaşarak daha fazla miktarda tiroid hormonu üretmesini sağlar. Tiroid bezinin normal çalışmaması tüm vücudumuzu etkileyen sonuçlara neden olur. Eğer tiroid bezi çok fazla tiroid hormonu üretirse bu duruma hipertiroidi, gereken miktardan az hormon üretirse buna da hipotiroid adı verilmektedir. Her iki durum da ciddidir ve mutlaka tedavi edilmeleri gerekmektedir. Hipertiroidi durumunda vücut daha fazla enerji tüketir ve kişinin bitkin ve halsiz kalmasına, sinirli olmasına, kalpte çarpıntıya ve diyet yapmadığı halde kilo vermesine neden olur. Hipertiroidi durumunda kişinin ayrıca sıcağa karşı toleransı da azalır. Tam tersi, yani hipotiroidi durumunda ise kişide yine bir yorgunluk hissi oluşur, kilo alır ve soğuğa karşı tahammülü azalır. Hem hipertiroidi hem de hipotiroidi durumlarının kendisi birer hastalık değildir. Farklı tiroid hastalıkları hipertiroidi ya da hipotiroidiye neden olabilir. Örneğin tiroidde ortaya çıkan bir iltihabi durum, tiroid bezinden fazla miktarda hormon salgılanmasına neden olursa hipertiroidi ortaya çıkar. Az miktarda hormon salgılanmasına neden olursa hipotiroidi ortaya çıkmış olur. Tiroid göz hastalığı zaten tiroid hastası olan kişilerde ortaya çıkan göz sorunlarını ifade etmektedir. Bazı durumlarda ise hasta tiroid göz sorunları ile ilk defa doktora başvurabilmektedir. Tiroid hastalığında sık görülen göz sorunları kuru göz, gözde sulanma, kızarıklık, gözde öne doğru ilerleme olması, çift görme, canlı ve dikkatli bakışlar, gözleri kapamada zorlanma ve görmede azlıktır. Tiroid göz hastalığına neden olan tiroid sorunu genellikle otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalığa Basedow-Graves hastalığı adı da verilmektedir. Bu hastalık bir bağışıklık sistemi hastalığı olup kişinin bağışıklık sistemi tiroid bezini vücuda yabancı olarak algılar ve tiroid bezine saldırır. Bunun sonucunda tiroid bezi fazla miktarda hormon üretir. Bağışıklık sistemi hücreleri tiroid bezi yanında aynı zamanda gözün etrafındaki kas ve yağ dokusuna da saldırır. Sonuçta gözün de içinde bulunduğu kemik kafes içindeki yağ ve kaslar iltihabi bir reaksiyon içerisine girerek hacimleri artar. Bu hacim artışı kapalı bir kemik kafes içinde gerçekleştiğinden artan hacim kemikleri genişletemez ve sonuçta gözü öne doğru iter. Ayrıca gözün arka kısmından çıkarak beyine giden optik sinir ya da görme siniri üzerine bası olabilir. Bu da kişinin görmesinin azalmasına neden olabilir. Tiroid bezi hastalığında bunların yanında gözyaşı bezleri de iltihaplanabilir. Bunun sonucunda gözde sulanma ya da tam tersi göz kuruluğu ortaya çıkabilir. Bu durumların her ikisi de aynı hastada farklı zamanlarda görülebilmektedir. Bu durumlarda
gözü yapay gözyaşı ya da jellerle nemli tutmak rahatlatıcı olacaktır. Göz kapakları ya da kemik kafes yani orbita içindeki dokuların iltihaplanması ve ödemlenmesi sonucunda göz kapaklarında torbalanma ortaya çıkabilir. Gözün etrafındaki kasların iltihaplanması sonucunda üst göz kapağı yukarı, alt göz kapağı ise aşağı doğru çekilebilir. Bu da gözdeki beyaz kısmın daha fazla miktarda görünmesine ve canlı bakış şeklinde bir görüntüye neden olur. Hatta fazla miktarda kapak çekintisi olursa kişide korkutucu bir bakış da ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında gözü hareket ettiren kaslardaki iltihaplanma göz hareketlerinin bozulmasına, belirli pozisyonlara gözün hareket edememesine ve çift görmeye neden olabilir. Bu durumda prizmatik camlar kişinin tek görmesine yardımcı olabilmektedir. Gözde kızarıklık, batma, yanma, baskı hissi ve çift görme durumlarında gözyaşı kullanımı, iltihap dağıtıcı ilaçların kullanımı, prizmatik camlar ve gerektiğinde cerrahi operasyon ile sonuç alınabilmektedir. Cerrahi operasyondan önce genellikle bir süre beklenmektedir. Tipik olarak tiroid göz hastalığının aktif olduğu dönem 1 ila 3 yıldır. Bu dönemde biraz önce bahsettiğim kızarıklık, batma, yanma şikayetleri fazla görülür. Bu aktif dönem boyunca genellikle cerrahi bir girişim yapmamak uygundur. Çünkü bu dönem içinde dokularda değişim olmaktadır ve bu bir süreçtir. Ama eğer tiroid göz hastalığı görmeyi etkilemeye başlamışsa bazen acil operasyon da gerekebilmektedir.